Burayı da biraz boş bırak. Öğrencilerin hediyesi. Böyle mi? Burada dur. Evet. Cerrahpaşa tarihtir. Cerrahpaşa tarihtir. Duyulmayacak basına konuşuyoruz zaten. Cerrahpaşa şifadır. Milleti böldüler. Gönülleri böldüler. Şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz milleti de birleştireceğiz. Gönülleri de birleştireceğiz. Üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi'nde 300 bin öğrenci var. İstanbul Üniversitesi'nde 110 bin öğrenci var. 300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor. 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa kaybediyor, hem İstanbul Üniversitesi kaybediyor, hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampüste, üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi... Kampüste, kantinde oturmuş, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumuzda Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan ilk kanun teklifi Cerrahpaşa'nın birleştirilmesidir. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında rektör atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacaktır. Siyasi partilerin genel başkanları nasıl milletvekillerini seçiyorsa üniversitedeki hocalarımıza bu hakkı geri vereceğiz. Rektörlerin seçiminde hocalar oy kullanacak, öğrenci temsilcileri de oy kullanacak. Demokratik üniversite, özgür üniversite, konuşan üniversiteyi yeniden kuracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu balkona çıkıp söylediği bir söz var. Cerrahpaşa at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir diye. Atatürk'ün bu sözünü emir kabul ediyorum ve bunu yapacağız. Bu ülkenin hayallerimden birisi
Bir üniversiteye cumhurbaşkanı olarak gittiğimde ola ki yanlış bir şey yaptık. Gençlerin beni protesto edebilmesi lazım. Uygar ölçüler içerisinde bana karşı çıkabilmeleri lazım. Ve bunu istiyorum. Üç kesim. Toplumda üç kesimden bunu istiyorum. Üç kesimden. Bir, gençler, herkesten önce fark etmelisiniz tehlikeyi ve yeniliği. Herkesten önce. Ve ses çıkarmalısınız. Milletin kabul etmediği, henüz hazmetmediği bir şeyi siz ortaya atmalısınız. Yenileştirmek için, güzelleştirmek için. İki, bilim insanları. Siz susmamalısınız. Susan bir üniversite. Herkes sustu Türkiye'de. Yüksek lise gibi oldu üniversiteler. Ve üç, sanatçılar. Gençler, bilim insanları ve sanatçılar. Siz susarsanız Türkiye susar. On altı yıl bu ülkenin gençlerine fizik anlatmış, atom fiziği anlatmış, nükleer fizik anlatmış, kuantum anlatmış, mekanik anlatmış, elektronik anlatmış ve bu Cerrahpaşa'dan da onlarca öğrencim doktor oldu. Türkiye'nin pek çok üniversitelerinden. Şimdi size fizik anlatmayacağım ama cumhurbaşkanı olarak meydanlarda gelecek anlatacağım. Gelecek. Endüstri 4.0'ı anlatacağım. Uzay madenciliğini anlatacağım. Kuantumu anlatacağım. Çözüm mimarlığını anlatacağım. Yeni meslekleri anlatacağım. Ve sizlere mekatronik mühendisliğini anlatacağım. Ufkunuzu gelecek yüzyıla dikmeniz gerektiğini, meydanlarda kavga etmeden, tezek demeden, pislik çöplük demeden, gelecek demek için. Gençler, evlatlarım, kardeşlerim, öğrencilerim, ben size güveniyorum. Bunu birlikte başaracağız. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Umutlarınızı yitirmeyin. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Gelecek bizimdir. Kazanacağız. Ne yapacaksın? Alacaksın. Bir daha alalım. Bir müsaade ederseniz. Özgür'e vereceğiz. Hadi.